her şey Fatih Atalya'ya çıkmama başladı. Bizi Fatih Atalya yaktı. <laughs> <laughs> ya şaka şaka bir yana. Şimdi hocam biliyorsunuz bir süredir bayağı medyada yer almaya başladık. Son YKS ile birlikte iyice aşa çıktı işler ve bambaşka noktalara gittiler. Hani bununla ilgili de bir video çekmemiz gerekiyor açıkçası. Ben kısa bir şekilde çok da işleri uzatmadan kendimi açıklamak istiyorum ki yanlış anlaşılmaya mal vermeyelim. Çünkü henüz hani Türkiye'de şöyle bir şey olmuyor ne yazık ki. Herkes bir taraftan bakmak istiyor. Halbuki biri de tarafsız da olabilir. Birileri sadece gördüğü doğruları söylemeye çalışıyor olabilir. Bunu da anlamamız gerekiyor bence. Bunu da kabullenmemiz gerekiyor sonuç itibariyle hocam bence dünyanın en güzel şeyi farklı fikirler. Dünyanın insan olmanın en güzel şeyi farklı fikirleri tartışma düzleminde tartışabilmek. Şimdi ilk olarak Fatih Altaylı'daki programdan bahsedeyim. Bayağı da bir ilgi oldu. Teşekkürler. Benim orada söylediğim sayılarda, istatistiklerde mutlaka hatalar vardır. Ufak tefek. Söylediğim bir şey bir anda tersine dönmeyecekler eminim ki. Hatalar yapıyoruz. Biraz sonra da bahsedeceğim. Ama bizim iyi niyetimiz baki. Ben o programda ne yaptım? Hani dedim ki bakın Türkiye'de bir sorun var değil mi? Akademide bir sorun var. Üretimle ilgili sorunumuz var. Liyakatla ilgili sorun var. Maaşlarla da ilgili sorun var. Hepsi var. Bunların hepsi bir arada bir sorun. Bunları dile getirmek bence bir taraf olmak değil. Bunları dile getirmek öyle ya da böyle ülkenin geleceği için endişelenmemden dolayı ortaya çıkıyor çıkan Benim niyetim hani bunları bahsedeyim, popüler olayım falan değil ki. Birçok insan, birçok akademisyenimiz biliyorum. Beni bunu da suçladılar. Ee, i̇lk önce para, işte akademik maaşların düşük olması ve benim profesörlük maaşım yetmemesi buradan paranın bana tatlı gelmesini ...den dolayı suçladılar. Halbuki biz bağışlıyoruz gelirlerimizi. Yıllardır hiçbir şekilde cebime bir gelir gelmiyor buradan. Ondan sonra mesela popülariteyle suçlamaya başladılar. Halbuki popülarite biliyorsunuz gibi bu ülkede genelde güzel bir dönüş olan bir şey değil. Genelde de linç edildiğiniz, her söylediğiniz bir anda çok fazla dikkat çekebildiği, kim zaman da başka yönlere çekilebildiği bir durum. Ben dediğim gibi Fatih Atay'ın programında da bugüne kadar bu kanalda da yapmaya çalıştığım şey şu işte, hocam. Gördüğüm bazı yanlışlar var. Kendi akıl süzgecimden geçiriyorum ve bu akıl süzgecim diyor ki ya burada bir sıkıntı var diyor bana. Şimdi akıl süreci süzgecimden geçirdiğimde burada bir sorun olduğunu görüyorum. Hatam olabilir mi olabilir hocam? Herkesin aklı başka çalışıyor sonuç itibariyle. Benim aklım da başka çalışıyor. Ama akıl akıldan üstündür. Ben bir şey yanlış görürüm. Siz dersiniz ki bak doğrusu bu. Otururuz bunu tartışırız medeni bir şekilde biz akademisyenler olarak. Doğru bir sonuca varmaya çalışırız. Olması gerekenin ben bu olduğunu düşünüyorum. Ama bizde böyle olmuyor ne yazık ki. Ben bir fikirden bahsediyorum, sayılardan bahsediyorum, rakamlardan bahsediyorum, istatistiklerden bahsediyorum. Genelde bunu kişiselleştiriyoruz. Halbuki dediğim gibi ya otururuz hocam biz akademisyen değil miyiz? Akademisyen olarak toplumun ileri gelenleri tırnak içerisinde söyleyeyim olmamız gerekmiyor mu? Bunu medeni bir şekilde kamuoyunun toplumun önünde tartışmamız gerekmiyor mu? Gerekiyor. Bunu yapmak en çok akademisyenlerin görevi değil mi? Evet en çok bizim görevimiz. O zaman biz niye buna Çucu, bucu, ilminaatçı falan fişman deyip bu işleri başka bir noktaya getiriyoruz ki. Gelin hep beraber oturalım, bakalım, tartışalım. Doğru olan bu değil mi? Ya doğru olan bu hocam. Diyorum ya ben hata yapıyorum, yanlışlarımız oluyor. Ama iyi niyetimiz var. Şimdi zaten bahsedeceğim diğer hatamızdan da. Ee, yine çok fazla konu olan bir şey. Baya bir gündeme geldi. Şimdi onunla ilgili video çekerken de e, kameraman gitti. <laughs> Adam kaçtı gitti. Şaka şaka kaçmadı. Ailesiyle görüşmek gitti. Tek uyduruk telefonla kamera çekiyoruz. <laughs> Ve edisiz böyle löpücük yayınlayacağız büyük ihtimalle. Ya hocam işte kısmet Bazıcılar bazı yer bazı zaman da denk gelmem. Nedir o da? Şimdi ben yine üniversite tercihleri YKS ile ilgili şöyle bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bakın diyorum tekrar ediyorum altını çizerek yanlış anlaşılmaktan gerçekten bıktım. Ben şunu demiyorum. Benim söylediğim %100 doğrudur demiyorum. Ama ben şöyle bir şey fark ettim. Geçen yıllarda da bunu videoda çekmiştik. Geçen yıl da basında yer aldı. Eksi netlerle ilgili bölüm kazanılabiliyor. Değil mi? Yani ben mesela eksi tarih netiyle geçen yıl tarih bölümleri kazanılabiliyordu. böyle bir durum var. Bence bu durumda bir hata olduğunu ben düşünüyorum. Hani çocuğun belli ki ilgisi yok. Yani bu çocuğun o üniversitede o bölümü okuması çok manida, manalı değil. Ya bu düşünce biçiminden dolayı bir şey yaptık. Ben YKS'ye girdim. <laughs> YKS'ye şimdi bütün netlerimi koyacağım. Zaten <laughs> biraz sonra da anlatacağım. Biz bütün netlerimizi Twitter'a da koyduk bu arada yanlış anlaşılmaların oluşmaya başladığını gördükten sonra. Burada bizim de bir hatamız var. Ben YKS'de TYT'de hocam fen bilimlerinde 3 tane fizik sorusunu seçtim, salladım, 3 tane yanlış yaptım. E, AYT'de de 3 tane fizik sorusunu seçtim, salladım, 2 yanlış bir doğru yaptım. Yani toplamda 5 yanlışım, bir doğrum var. Bu da bizim 0.25 fen bilimleri ve fizik alanında yanlış yapmamızı getiriyor, değil mi? Eksi -0.25 net yapmış oluyoruz. Biz burada şöyle bir hata yaptık. Ekimçe <laughs> o anın heyecanıyla <laughs> 2 yanlış bir doğruyu eksi 1.75 net gibi düşündük ve bir anda böyle bir açıkladık ve onu fark ettiğimiz anda bütün gerçekleri dedik ki bizim eksi 1.75 netimiz değil. Temelde fen bilimleri ve AYT'ninkini bir araya aldığımızda TYT ve eksi 0.25 netimiz var. Sadece TYT adırsak 0.50 netimiz var. Ama temelde yanlışım benim fizik öğrencisi, fizik okuma iddiasında olan birisi olarak fizik yanlışım doğrumdan çok daha fazla. Ve ben bunda fizik bölümünü kazanabilir haldeyim şu anki sistemde. Bunu dile getirmek istedik. Bu da tabii bayağı bir yayıldı. Bir anda ilk yanlışımızda bir anda basında yer alınca, tepelere çıkınca olay büyüdü. İnanılmaz noktalara geldi. Hiçbir zaman şöyle bir şey demedik. Onu da Altıncizm. Sadece eksi netlerle üniversite kazanıyor demedik. Ama ilgi alanımız benim söylediğim şuydu. Eksi fizik netiyle fizik bölümü kazanabiliyor demekten ibaretti. De. Ve diyorum ya hocam akıl akıldan üstündür hepimiz fikirlerimizi ortaya koyacağız. Yanlış mı olabilir? Siz diyebilirsiniz ki ya eksi fizik netiyle çocuk fizik okusa da bu iyi bir şey. Başka şeyler öğrenir de diyebilirsiniz. Olabilir. Bana mantıklı gelmiyor. Benim akıl süzgecimden geçerken doğru gelmiyor. Ama zaten insan olma güzelliği bu be, hocam. Ben kendi doğrularımı söyleyeceğim. Siz kendi doğrularını söyleyeceksiniz. Orta makul noktalarda buluşacağız. İşte ben bunu dile getirmek için bunu yaptım. Ee, Allah var çok fazla <laughs> iş büyüdü. Büyümesi bence güzel tarafı da var. Tartışılması gerekiyor. Çünkü tartışılmadığı sürece bir kamuoyu oluşmadığı sürece buna ilişkin değişiklikler çok yapılmıyor. Anlıyorum. Yökteki hocamız da eminim ki bana kızmışlar. Kabul ediyorum. Yani kızılmasında falan da bana birçok hocamızın kızması, yöneticinin kızmasını anlıyorum. Ee, ama şunun da anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Hocam benim bir kötü niyetim yok hocam. Ben ne yapıyorum burada? Hiçbir çıkarım olmayan, boşu boşuna başıma bir sürü iş açan bu şeyle uğraşıyorum. Susa da bilirim hocam. Ve sussam gayet güzel de bir hayatım var şu an itibariyle. Biliyorsunuz profesörüm hocam maaşım yatıyor, keyfime bakabilirim. Profesör çok güzel kademede. <laughs> Yanlış yine Yine hocalarımız kızmasınlar bana ama. Gerçeklerimiz bunlar. E bunu dile getirmezsem de benim vicdanım el vermiyor lütfen yapmayın etmeyin. Benim niyetim dediğim gibi iyi niyet. Benim yapmaya çalıştığım şey bu ülkenin gerçekten potansiyeli var. Bu ülke çok daha iyi yerlerde yer alabilecek bir ülke olduğunu düşünüyorum. Ufak tefek çok şey, rahat şekilde düzeltilecek durumlar da var. Şimdi ben bu sistem içerisinde yer alan, altta yer alan yani sistem içerisinde yer alan biri olarak gördüklerimi söylemeliyim ki bunun ilişkin önlemler alınabilsin. Şimdi eksinet muhabbetinde de tekrar ben düşüneceğimi söyleyeyim. İki tane yol var hocam üniversitelere girmek için. Dünyanın her yerinde bu uygulanıyor. Dünyanın her yerinde her üniversitede mükemmel değil tabii ki. Ama ne bu yollardan bir tanesi şu. Kolay bir şekilde üniversite kazandırıyorsunuz. içeride zorluyorsunuz ya da üniversite kazanmak zor oluyor. İçeride öğrenci kendi kendine zaten belli kapasite olduğu için hallediyor. Şimdi biz de belli kendi yani çok sayıda üniversite açılmasının bir sonucu olarak ve bunu da artık kapatamazsınız hocam. Hep söyledim ya yani. kontenjanları e, bir anda sıfırlayıp da üniversite kapatacak anca yok. Onca yatırım yapılmış, onca hoca var buralarda. Dolayısıyla buraların bir şekilde işlemesi gerekiyor. Anlıyorum. O zaman biz belli üniversitelerimizin girişi bu kadar kolaylaştırsak en azından çıkışı zor yapmamız gerekiyor. Öğrencinin zorlayacağı bir sistemin gelmesi gerekiyor. Ya ben bunu söylediğimde ya benim düşmanım öğrenci değil ki bir yerde. Ordunu zorlayarak mezun olmasını zorlaştırmak benim bir işime gelmiyor ki. Ya benim bunu söylemem dediğini o diplomaların anlamlı hale gelebilmesi. Çünkü potansiyel bak hoca var, bina var, laboratuvarlar var üniversitelerde, işleyiş var. Ama öğrenciyi böyle aldığımızda bir de zorlanmadan çıkarttığımızda ki bence şu anda zorlanmadan çıkılıyor. o diploma anlamsız hale geliyor. Her bir konu çok rahat düzeltebiliriz. Ama dedim hep şunu söyledim hocam. Kamuoyu bunu istemeli. Kamuoyu bunu istemediği müddetçe maalesef elbette yöneticiler de buna dikkatini çekemeyiz. Bence dikkatini çekilmesi çok güzel oldu. Ha, bu açıdan hani kendi öme her ne kadar bayağı bir linçe maruz kalsak da bayağı sıkıntılar yaşama ihtimalim olsa da hani ülkenin geleceği açısından doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Ama şunu bir kez daha tekrar edeyim. Ben şunu her zaman bilincindeyim. Benim doğrularım herkesin doğruları olmak zorunda değil. Ama şunu da unutmamız gerekiyor hocalarım. Sizlerin doğruları da herkesin doğruları olmak zorunda değil. Bunu medeni bir şekilde tartışmamız gerekiyor. Ben ne zaman bu konularda bir şekilde gündem olsa, ne zaman bu konularda bunlardan bahsetsem ki Twitter'da birçok garip grup tip var. Küfür edenin var, onu yapanı var falan şu şey an ama hocalarımızın dahi benim arkamda başka bir şeyler olduğunu iddia etmeleri bence doğru bir tartışma yöntemi değil. Ben her zaman diyorum bu kanal kimsenin çıkar olan bir kanal değil. Ben bütün hocalarımızla da buranın kapıları açık. Buyurun gelin siz de fikirlerinizi anlatın. Buyurun gelin karşılıklı konuşalım. Ben iddialarımı öne süreyim. Siz sürün. Belki siz haklı çıkacaksınız hocam. Ben buna da gocunmam ki. Çatır çatır dersiniz ki hocam ben çatır. Bak hatam burada, 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 burada. Bu da şöyle güzel bir şey. Ya ben gayet mutlu bir şekilde özür dilerim. Çünkü şunu bir bilim son olarak baştan kabul ediyorum. Hepimizin kabul etmesi gerek. Bilimin özünde şu var. Yanlışlanabilmek var hocam. Ben bir makalemi yayınladığımda yanlışlanabilme iddiasını herkese duyurarak yayınlıyorum değil mi? Herkes de bunu test edecek ve yanlış şey ki beni ilerleyelim. Ya bir bilim insanı özünde bunu kabul eder. Ben bunu çoktan kabul etmiş durumdayım. İnanın bana. Bana kızıyorsunuz ediyorsunuz ama ben her fikrimi söylerken bunun kendi doğrum olduğunu ve yanlışlanabileceğini başka doğru olabileceği bilinciyle yola çıkıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Videoyu kapatırken <laughs> bir kez daha şunu da söyleyeyim. Niyetimiz, iyi niyetimiz baki. Hatalar yapıyoruz. Daha önceki videolarımda da söyledim. Hatalarımız olacak, yanlışlarımız olacak. Bunlar normal. İnsanım hocam ben. Üst düzey bir varlık değilim. Çok ufacık bir ekiple bir şeyleri halletmeye, çok ufak olanaklarla bir şeyleri halletmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de hata yapmamız normal. Ama iyi niyetimiz her zaman baki. Ve her zaman söylediğim gibi hocam. Bu kanalın kapıları herkes açık. Her görüşü açık. Buyurun gelin. İstiyorsanız siz gelin. istiyorsanız bana gönderin. Yayın diyelim. Herkes sizin de fikirlerinizi duysun. Karşılıklı da konuşalım. Aa bir de dur kapatmadan her şey kötü değil onu da belirteyim. Geçenlerde Cimel teşekkürlerimiz de geldi. <laughs> Ondan önce bir şikayetimiz vardı biliyorsun söylemiştim. Sonra birkaç kişi hani e, Cimel teşekkürü teşekkür de göndermişler bize. Ben onlara da çok teşekkür ediyorum hakikaten. E, Cimel teşekkür insan böyle bir şey oluyor ha bir gaza geliyor. <laughs> Ondan sonra yine popülerce patlıyoruz. <laughs> Aa, hocalarım de gülüşmek küçük oluyorsunuz biliyorum ama değiştiremedim. <laughs> Görüşmek üzere hoşçakalın.